Evet, bugün çıkış yok, attı bir korku haritası. Ne oluyor lan? Korku haritasını oynuyoruz. Hiç girmek istemiyorum. Türkü seslendirmeli bir harita. Güzel duruyor. Bakalım ne yapacağız? Parlaklığı 0,20. Ana ses %100 yapamam hocam. Parlaklığı %20. Yaparım senin için. Müzik sesini seve seve kısarım. Ana sesi de 40'a falan alayım. Çünkü zaten yüksekte kullanıyorum ben. Neyse. Kaynak paket çalışıyorsa yanında palyaço var. Evet. Yapımcılar. Herhalde yapımcısı yok ha. Yapımcılar buradaki arkadaşlar. Gulag serisinin yapımcısı vesaire vesaire. Buraya gir. Okey. Arkadaşlarınla birlikte yürüyüşe çıkarsınız. Yürüyüşte kaybolursunuz ve kimsenin daha önce uğramadığı yerleri bulursunuz. Bu gizemli yerleri araştırmak istersiniz. Fakat ürpertici olduğundan arkadaşların seni yalnız bırakır. Ta ki bir kişi dışında. O da gizemli. Peace Games ekibi. Haritacı değil, herhalde için fazla jumpscare olduğu için az falan oynamasın. Gayet tatlı. Hoş olmuş ama bunu benim bir tık kısmam lazım. Sesi çok fazla. Gayet güzel tatlı yapmışlar. Devam edelim bakalım. Bastım, hiçbir şey olmadı yalnız. Ha. Ayarlar yapılıyor. Oyun modu güncellensin. Niye vardınız ki, ben anlamadım. Kırıyorum ben bunu. Tamam, kırmayacağım. Ne oluyor lan? Sanırım bir hayal görüyorum. Karşıda biri var. O kanlar ne? Bunlar lan, bağırma. Hocam bunlar kan gibi. Lan. Ne oluyor ya? Evet, gerçekten garip. Ben hiçbir şey aldırmadan düz devam etmek istiyorum. Yasaklı maden. Buradan burada bir açıklık var. Oğlum, yasaklı madense oraya gitmeyelim. Gitmek zorundayız. Anladım hocam. Anahtara ihtiyacım var. Bir de anahtarı nasıl bulacağım ben? Hocam iyi de buranın anahtarının olmaması bir tık garip değil mi? Ha, bura açılmış lan. İlerle bakayım hocam. Böyle bir ışık yandı, söndü, bir şeyler oldu. Kolay mı bu kadar? Günlük bir, günlük bir. Şunların hepsini topla. Lazım olur. Uzun zamandır bu bölgeler gizemli bölge diyarıdır. Pek çoğumuz buralarda usulca güzel bir şekilde yaşardık. Lanetlendiğimizden berli her geceleri. Bura beri olabilir. Ve her geceleri korku korku evimize sığınırdık. O bizi yalnız bırakmazdı. Bölgenin bizi korumak için her gece gelirdi. Ne? Bölgenin bizi korumak için mi? Hocam bir TDK'ya başvurmanız lazım. Devam. Ama o imam da bir gün öldü. Ve biz buradan kaçmak istedik. Kaçtık da ama biz de biliyorduk ki ah buradan... Ya. Oğlum bunu bir tüccüsüne gösterin. Çok evi burada anahtar yok. Hocam. Anahtar alabileceğim bir yer. Ha, burası açıldı. Tamam, mantıklı. Bayağıdır oynamamıştım bu oyunda. Minecraft'ta. Meşale günlük. Günlük 2. Devam. Günlük 2. Her geçen gün sayımız daha da azalıyordu. Bölgede sadece 3 kişi kalmıştık. Biri ben, biri lanet, biri de Allah. Kendimle ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Buradan bir şekilde çıkmam lazım. Aklıma karım ile paylaştığım güzel anılar geliyor. Karımı maalesef kaybettim. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Bir gün işten döndüğümde kapı açıktı. Ve karım yoktu. Yerlerde kan vardı. Allah'ım yardım et. Tamam, devam. Hocam ben buldum. Meşalem de var ha. Okey dude. Hocam. Ah. Geri ver lan etimi. Geri ver onu. Şerefsiz. Aklım çıktı geri zekalı. Vallahi aklım çıktı.
Çok korktum. Niye bu kadar korktum lan? Bu sadece Minecraft. Kare bir oyun. Bundan bu kadar korkmam çok gereksizdi. Ya kendini tekrar eden aynı odalar ya bir de. Hayır, burada bir tık farklılık var. Oğlum korkmaya başladım şu an. Allah Allah. Normalde böyle bir oyundan niye korkayım? Korkmam da. Sandıkların hepsini araştıracağım. Yani ne bileyim. Günlük 4 okuyacağım. De. Günlük 3 yokken günlük 4 niye var? O ne lan? Neyse. Günlük 4. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynen günlük 3 yok. 13 Eylül 1987 idi. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Lize ile evlenmiştik. Yuva kurmuştuk. Evet. Yeter, evet deme artık. Kendi kendime konuşuyorum şu anda, kafayı yiyeceğim. Çünkü ben hariç herkes öldü. Bir de lanetli karım Lisa. Nasıl lanetlendiğini bilmiyorum ama onu görebiliyorum. Evet. Birkaç defa dışarı çıkarken beni izliyordu ve aniden yok oluyordu. Mevlana'ya... Mevlana oğlum, Mevla'ya sığınmaktan başka çare yoktu üzerimde. Oğlum Mevlana'ya ney? Harbi sorunlular ya. Bunu ben de bilmiyorum ki, buradan çıkışı yok. Hocam o Mevla'dır. Onu bir daha bir düşün. Ay burayı kırdım, özür dilerim. Geçiş yok. Dalga geçtin diye mi böyle oldu? Oğlum bilerek dalga geçmedim bir de. Bora var mıydı lan? Evet, orası yoktu. Herhalde adamlara dalga geçtik diye şey yaptılar. De ben buraya girmek istemiyorum. Kaçmam lazım. Kaçmam mı lazım? Buradan mı? Ha, buradan değilmiş. Şuradan mı kaçacağız? Şura mı açıldı? Bir şey mi geliyor? Bir şey gelmesin. Vallahi kemik devururum ha. Ben ne yapmam lazım? Buradan gidiyorum. Arkama da bakmayacağım. Baktım bile. Hocam yalnız yol bitmiyor. Yol böyle ilerliyorum ben. Körlük efekti bitti değil mi? Ulan tüh be, bozdum burayı. Ve şuradaki ses arkadaşım, azalacak mısın acaba? Siz onu... Sizin yapacağınız şey sokayım ben. Günlük ekranı geldi. Şuna tam sağ tık basarken Allah belanızı versin ya. Lanet olsun, ben buna asla yanamıyorum. Bu bölgeyi kimin lanetlediğini öğrendim. Allah kahretsin, bu lanetleyen kişi benim kaybolan karım. Nasıl ya? Ve niye Lisa adı ya? Hayır olamaz. O buraya buradan çıkmayacak. Çıkış yok. Oğlum o bu değil de. Düşündüğümden daha güzel olmaya başladı oyun. Şimdi bir şey çıkacak önüme. Ve korkmam diyordum. Harbiden çok korktum lan. Jumpscare'lar, ses efektleri falan çok güzel. Tamam. Devam. Saygıdeğer izleyicilerimiz, hepiniz ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugünkü son dakika haberimizde 4 kişinin yürüyüşe çıktığı belli oldu. 4 kişiden 3 kişi Herobrine tarafından ölü bulundu. Diğer Nerede bir bulayım? kişiden halen haber yok. Takipte kalmayı unutmayın. Keşke buraya da siz. Nasıl yani? O Ne arkadaşlarım oluyor? korktuğu için ayrılmışlardı. Ama bu olamaz. Ha. Onlar nasıl öldürülür? İnanamıyorum. İşte Herobrine öldürmüş. İnanamıyorsunuz. Oğlum dinleseydin ya beni, gerizekalı. Neyse, yeni görev lanetli kadını yok et. Bu işi bitir. Okey dude. Neyle yapacağım peki bunu? Hocam merhaba. Sandığı alamadım ama. Ne şu an yağan yağmur oyuna el giydir. Yağmur ve yazar. Oğlum o bu değil de sandığa bakamadım yani. Çok hızlı geçti. Onu keşke bir merhaba sandık. Soru işareti. Okey. Evet. Why is there not a network? Bunun İngilizce yazmasının bir sebebi var mı? Niye İngilizce yazdınız bunu hocam? Ölmüş.
Evet diyor, burada kadın yok diyor, fark ettim. Üzgünüm diyor. Seni her deneyi korkutuyorsam çok özür diliyorum. Buğra, beni affedebilir misin? Tamam. Senin en büyük korkun palyaço vardı, biliyorum. Onda hayallerine giriyorum. Çok özür dilerim. Sana bir sürpriz yapacağım. Senin korkun olduğu için sana bir hediye vermek istiyorum. İşte hediyem. Bu mu? Hocam. Onu bir sürpriz. İnanılmaz ya. Artık kadının işini bitir. Kimde de buradan çıkış yok. Seni yakayım mı yani? Bunları... Neyse, geri yakalım. Nihayet kadın yandı. Ah. Çakmak ile artık işini bitir. Kimde de buradan çıkış yok. E bitti. Ha, şey var orada, düğme var. Bu muydu? Utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Tövbe estağfurullah. Bu. Oğlum, bu kadar mıydı oyun? Yani o kadar korku, aksiyon falan bunun için miydi? İşte korkmadım ki bu arada. Şerefsiz. Onu istiyorum. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim o zaman. Başka bir bölümde korku haritasında herhangi bir şeyde görüşmek üzere.